Evet efendim, Ali ile aramızda ya, hoş geldiniz. Öyle güzel bir akşam olacak ki, öyle güzel bir program olacak ki. Çünkü konuklarım fişek gibi yerlerinde duramıyorlar. Evet efendim, dostlarımla beraber 11 Haziran gecenizi renklendirmeye, şenlendirmeye, bütün yorgunluğunuzu almaya talibiz. Ali ile aramızda başlıyor. Ay, çok güzel oldu. Oldu mu? Abi, sünnetim gibi oldu. Çok güzel oldu mu? Öyle mi? Sünnetin de böyle miydi? Yok, toplu sünnet töreni. Merhabalar. Yan yana kuzenler, muzenler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Evren Can Bey hoş geldiniz. Hemen müsaade ederseniz hanımefendiyle başlamak istiyorum. Çünkü konularımız çok fazla. Eyvah eyvah. Yepyeni bir oyunun hazırlığındasın. Evet. Soner Olgun'la oynuyorsun. Evet. Letafet. Letafet. Biraz anlatır mısın bize Letafet'i? Yani çok anlatılmaz yaşanır dermişim. Tabii biraz şöyle, Soner Olgun da anlatman gerekecek. Abi, Soner abiyle çok eğleniyoruz. Yani ekip çok eğlenceli. Her gününüz bayram oldu tabii. Tabii iyi bayramlar diye her gün bayramlaşıyoruz. Çılgın adam. Çok şeker. Çok değişik bir oyun. Soner abinin yıllar önce yazdığı kendi oyunu zaten. Ben Letafet, bendeniz. Bir hayal dünyası içinde geçen bir gerçeklik üzerine herkesin hayalindeki aradığı o ulaşılmaz kadın üzerine kurulu bir oyun ve hayatın gerçekleri. Keyifli bir şey olacak inşallah. İddialıymış, herkesin hayalinde bir yaşattığı kadın. Bir letafet vardır. Evet. Evet. Sen hepimizdekini temsil ediyorsun orada. Temsilen, evet. İddia. Nasıl geçiyor çalışmalar? Güzel. Neler yapıyor daha Soner abi? Daha çok sohbet ediyoruz. Sohbet, muhabbet, müzik, arada çalışıyoruz. He, yani evet. Öyle arada da hobi arada, olarak oyunu çok, çıkartacaksınız. İnşallah yapacağız onu da. Şahane. Yok şaka olmuş. Bir yana, yani Kubilay Hoca'yla, Kubilay Karslıoğlu'yla çalışıyoruz zaten. Acayip şeker, dünya tatlısı ve bizi çok iyi toparlıyor. Aslında hani dağılmaya çok meyilliyiz hepimiz. Soner abi filan da şeydir canım. Yani evet, yok disiplinimiz o anlamda çalışıyoruz. Eğlenmeden olmuyor bu işte. Tabii tabii, yani 1,5 saat çalışıyorsak 3 saatte eğleniyoruz. Yani seni yelkeninden geri bırakacak iyi çalışılan bir oyun tabii, olması tabii, gerekiyor. Tabii tabii, iyi çalışıyoruz vallahi. İnşallah herhalde Ekim gibi filan düşünüyoruz. Çıkmış olur diye düşünüyoruz yani oyun. Evet, her yerimizden de duyuracağız bunu ki bu güzel oyun bu. İnşallah. Değişik kadro, sürpriz kadro, şey olmasın, güme gerçekten gitmesin. Gerçekten öyle, bakalım ne olacak. Çok yakında Soner abiyi de konuk edeceğiz. Evren Can hoş geldin. Demin şahane dedim, şahane babanın şahane evladı. Biz Onur'la hayranız. Evet, teşekkür ederim. Sana ayrı. Bayağı. Evet, ya hem müzik olarak yani müzisyenlik olarak onun yolunda ama kendi özgün tarzını koyup kabul ettirip şahane işler yapıyorsun. Babamı da içime alarak of. Böyle. Biraz. zor ama başardım. Ya onun o virtüözlüğünü ve ne diyeyim sevimliliği, coşkusunu coşkusunu her zaman yaşatmak lazım. Nereden baksak, ne tarafa dönsek, kimi dinlesek ne kadar iyi olduğunu anlatıyor. Bu çok ciddi bir sorumluluk değil mi ya? Yani seni evet, bir konserde görüyorum, şahane bir performans. Sonra çocuklarımı alıyorum, bir çocuk şenliğine gidiyorum. Orada onlarla da iletişimi aynı şekilde, orada da büyüyorsun. Ya bu nasıl oluyor bu karşındakine göre davranmak? Karşındakine göre koca sahneyi coşturmak? Yani işte ben onları yansımam olarak görüyorum. Yani seyirci aslında bir reflektör gibi. Sen ne veriyorsan o da başka bir şekilde sana geri veriyor. Sanki bir dağa bağırmak gibi yani. Vaa 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 ne sekiyorsa ona göre karşımdakinin nasıl bir şekilde ve halde olduğunu görerek ona göre kendimi şekillendiriyorum ve bütün insanları o an böyle her birini bir hücre gibi görüyorum ve hepsini totalde bir organizma gibi görüyorum. O çok keyifli. Yani hücreler olduğuna göre bir vücut oluyoruz seni dinlerken. Evet. Şahane. Evet. Çözmüş. Değişik bir bakış açısı gerçekten aşağıya. Evet ve geldik efendim sevgili Onur Atilla ya. Ali Bey. Nihayet karşımdasın. Özleşmişiz. Sezon sonuna doğru gelirken. Şu açıda hiç bulunmadık 12 nasıl yıldır. Nasıl yine bu taraftayım. Evet. Yine olmadı. Yine burada dekor kurulmuş böyle ben bir baba çocuk bir şey oynuyorum ve. Bugün benden ne bekliyorsun? Zil mi? Ne? Zil yok. Yo, ne bekliyorsun? Benden ne bekliyorsun bugün? Bu sohbet
sırasında benden beklediğin bir şey var mı? Ne istersen ona. Öyle mi? Var mı izin? Tabii. İlk sorumu sorayım o zaman. Daha önce gelen arkadaşlarıma da sordum. Ben ne olmak, ben ne meslek hayatını geçirmek, içli dışlı olmak nasıl bir duygu? Senle birazcık galiba... kendi reklamımı yapmak istedim. İnşallah iyi şeyler söyler ama bundan hiç emin değilim. Senle yani hemcins olarak iki erkek abi kardeş, iki erkek arkadaş... Teşekkür ederim beni öyle gördüğünüz olarak için. Bir kere önce bunu bir altın çize. Her ne diyeceksen bu bir bilinsin. İki sağlıklı, çoluklu çocuklu insan olarak, efendime söyleyeyim, 12 küsür yıldır... Wow, birçok sahne arkadaşından, rol arkadaşından çok daha fazlasını benimle yaşadığın için, bana yaşattığın için, ben de sana yaşattığım için çok mutluyum, çok gururluyum, çok neşeliyim. Nice yıllara, uzun yıllar boyunca da daha fazlasını yapabilmek dileğiyle. Çünkü paylaşamayacağımız, söyleyemeyeceğimiz o kadar çok saçma sapan şey, o kadar çocuklar. Yani değerli bu koskoca adamla bu böyle adam o kadar çocuklaşabiliyor ki birkaç arkadaşımızla birlikte benim için hayatın en kıymetli, en değerli, en eğlenceli anları da olmuş oluyor. Evet, hiç bu kadar duygusal ve ciddi bir cevap bekliyordum. Evet, ama canlı yayın. Olsun. O yüzden seçerek konuşuyorum. O zaman hadi bak ver gelsin. Hemen sana yanlış yaptırayım biraz. Müsaade ederseniz buyurun. Sizden de fikir alacağım. Güldür Güldür seyrediyor musunuz? Evet. Tabii ki. Yani sen konuk da oldun zaten de. şimdi Güldür Güldür'ün bir enleri diye bir sorularım var. Önce size sorayım. Bir sana sorayım. Sonra sana da belki Zeynep gerçeği çok nedir hakim diye. Değil, izlemiyordur. Çok, yok izliyorum da yok, öyle bir kafadan. Net bir hakimiyetim yok. Yok ya zaten. En son ben mi cevap vereceğim? Sen evet. Sen daha doğru bir cevap verirsin. Belki ben bile verebilirim. Tamam. Tamam. Bir arkadaşlarımızı neden deşifre edelim biraz. Neden yaptığımı bilmediğim bir köşeme hoş geldiniz. Böyle hiç düşünmeden cevap vereceğime söz vererek çıktım evden. Tamam. Güldür Güldür'ün sence en açık sözlüsü kimdir? Yani sahne arkasında tabii. Menü olarak böyle isimleri ve fotoğrafları... Yok ya ilk aklına gelen demek ki iyi intiba bırakmış sende öyle düşün. Ben pas geçiyorum. Pas. Ben doğa olabilir diye diyorum. Ya hiç öyle bir şey yok. Ne? Ama bir açık söyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Neyse, benim tamam. Tanıdığım doğa açık İşte o sizin tanıdığınız doğa. Sizin tanıdığınızda tabii o değişebilir. Ya doğayı çok seviyoruz buradan. Ne güzel ağırladı bizi İzmir'de, Urla'da. Evet şahane. Çok güzel ağırladı ama bu açık sözlük konusunda. Asla. Kim peki en açık sözlük? Ben. İyilere ben. Alper abi açık sözlüdür. Değil mi? Sen. Hata yapmasına... rağmen söyler. Neyse söyler. Bugün her şey konuşulacaksa ben taramaya başlıyorum. tabii. Canlı yayın artık. Söz hakkı var mı? Telefonla bağlanma oluyor mu? Yok. O zaman ver gelsin. O zaman bak başka. Tamam. Şimdi seçiyorum. En takıntılısı kim sence? Alper abi. Güzel. En paniği? En paniği. Panik. 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 İrem panik ne demek olabilir? En paniğini? En panik. Bir ara İrem vardı ya işte, İrem Sak. Yok. İrem Sak mı? Panik mi? Arkadaşlar hiç tanımıyorsunuz ya. Hiç en gamsızlarımızdan biriydi o. Hiç yansıtmıyor musunuz? Belli bizim etmiyor. Tanımamızla alakası i̇şte, yok. Ya, şov dünyası. Ya biz orada başka isimleriz yani. Ya. Toygan abi panik. Ha? Toygan. Paniği var. Toygan Avanoğlu'nun paniği var. En dost canlısı. Toygan Avanoğlu'nu sürekli şöyle görürsünüz 15 dakikada bir. Ne oluyor diyoruz? Nabzını mı koy? Böyle görüyoruz adamı. Kendini dinliyor böyle. Saati bak. Ben böyle yapınca geliyor hemen burayı tutuyor, saatine bakıyor. Yani kendini bizim için de panik oluyor. Bizim sağlığımız için de. Ezberle ilgili bir kaygı, bir sıkıntı varsa Erdem Yener. Hani onun o şey iş disiplininden dolayı paniğini bilirim. Kim? En dost canlısı. Yani hayvan severse Meltem Yılmazkaya dost deyince. İnsansa? Ya sevmez insan çok sevmez. Hayır başkası. O yüzden gitti Barcelona'ya yerleşti. İnsan sevmediği için. Barcelona'da insan yok mu abi? Hayır iletişim kuramayacağı yere gitti yani. Güzel güzel tamam. Dost canlısı. Hepimiz dost canlısı. Meltem'i çok seviyorum. En sevgi kelebeği? En sevgi kelebeği? Sahtekar ama Özgün Bayraktar. Değil mi? samimi değil. Samimi aramızda. Samimi değil. Samimi olmadığı için. En şakacı? Toygan Avanoğlu şakacıdır. Yok ya.
Aha, biz bir dönem bizim şakacılığımız meşhurdu ama kritik şakalar olunca biraz... En güler yüzlüsü. Ali Bey. Çünkü iki gamzesi var ya, o adam gülmese kim gülsün? Yok, kim en güler yüzlü? Ben değilim. Ben de güler yüzlüyümdü, ben de şeyimdi. Olabilir. Ara ara böyle domuz gibi olurdu. Evet, gel en bahane arayanı, bahane üreteni ne dersen. Doğa. Ben ne dedim, sen ne dedin? Ortalığı... Berkay da, Berkay'ın da sağlam, güzeldir. En ortalığı karıştırıp aradan sıyrılanı? Doğa. Hayır ya, bir şey de, tamam. Yok yok, bu şeye gidiyor, şaka kaka olmasın. Yani Doğa'ya şimdi takılmıyor. En daha, ezberi tam olanı. Hadi geçtim onu. Mahir İpek, Uğur Bilgin, ben, Onur Buldu. Tekrar dönce için ismini anabiliyoruz. Onur dönmüyor. Ecem de. Yani bunlar ezberi sağlam karakterler. Peki, ben kendimi de koyarım. En havalısı? En havalısı mı? Doğadan sonra mı? Ya doğa da olabilir. En doğaysa yok doğa. Yok havalımız. Toygan Havanoğlu çok tuhaf giyiniyor o adam. Havalı değil ama o. Ama ya, işte havalı çok gibi kötü yapmaya çalışıyor. Havalı değil. Aa, bizim Açelya'mız havalıdır ya. Havalı. Açelya Topaloğlu. Peki o zaman en çok yiyen? Bendim. İşte o yüzden. Sana bunu özellikle sormak istedim. Tacını kime verdin? Toygan Havanoğlu'na verdim. Yiyor değil mi? Evet. Berkay. Ya ben, enteresan, Berkay da yiyor. Toygan'ı tanıyor musunuz? Geçen konuk da oldu bize. Şöyle yapıyor. Şimdi ben diyetteydim. Eliminasyon yapıyorum. Çok tuhaf şeyler yiyorum, böyle yağsız mağsız. Yani yemeyeceğin şeyler yiyorum. Gelip ondan da tırtıklıyor ya. Ulan bari onu yeme. Canım arkadaşım burada, afiyet olsun. Eski kadrodan anacak olursak, Emre Altuğ gibi yeğenini ben ömrü, evet, hayatım boyunca görmedim. Evet. Kendi de görmedi bence. Yani enteresan kendi kendini fenalaştıran bir insan. Evet. Ha, o kadar. Evet. Yani Allah, bakma öyle fit, yakışıklı durduğuna. Böyle bir yemek yemek yok yani. Bunu arada ayrıca ben anlatayım. Ama yani müzisyenler için çok önemli bir şey mesela yemek. Yemek yemek mi? Evet abi. Mesela kötü yemek dikkat yersen... etmek mi lazım yani? İyi, lezzetli olması lazım. Yani dikkat etmek. Ha yok öyle benim bir. Yaşım yok için, yok, hiç öyle bir ayrımı yok. Öyle bir sıkıntı yok yani. Ama çok iyi, çok lezzetli olma. O zaman konser de çok iyi. Emre abi bir keresinde kulise geldi sabah. Bir ben varım, terasta oturuyorum. Birisi de bir sandviç, poğaça bir şeyi ısırmış, bırakmış. Onu gör görmez ağzına attı Emre Altun. Böyle de bir açtık. Ve sonra bana böyle yaptı. Ya bilmiyor mu, ben canlı yayında bunu bir zamanı gelince anlatacağım. İleride bir anı kitabı yazsam. Bence inan bilmiyor ya. Hiç tahmin etmiyor. O zaman Avrupa turnelerindeki çikolataları ne yaptığında bir sonraki canlı yayında. Peki Avrupa ya, turnesi nasıldı? Nasıldı yani? Kim o için? Biz bir şey görmedik. Emre abi de geldiği turnelerde. Ha. Yok yok, bizim her şey ya, şaka bir yana bizim her şeyimiz ya çok bir güzel. Ekiple hani bambaşka yerlere gidiyorsunuz. Zeynep'in şimdiki provaları gibi bizim. Yani eğlence arasında. Oyun yani oynayın. Bir aramızda eğleniyoruz, bir çıkıyoruz, bizi seyretmeye gelen seyirciyle eğleniyoruz. İniyoruz, biz eğlenmeye devam ediyoruz. Acayip bir şey. Çok iyi. Çok eğlenceli. Yani ilk uçağa binerkenki check-in'de başlıyoruz. çünkü kesin yetişmiş oluyoruz, o stresi atlatmış oluyoruz. Peki en çok unutan kim? Sırf ezber unutan da değil. Yani gözlük olur, şarj aleti olur. Aziz Aslan. Fikri karakteri. Aziz Aslan. Bu kadar yani gayrimenkul kralı olup da eşyasını unutan bir insan. Çok ben iyi. O kadar unuttuğum gözlükle bu kadar ev sahibi olamazdım. Peki en geç kalan kim? Berkay'ı söyleyebilirim. Ama bir sebebi var. Var var. Çünkü Beşiktaş'tan Anadolu yakasına yeni taşındı. 2 yıl oldu. O evet. Hala uyum sağlayamadı. Ya bunu niye yapıyoruz? Ama Doğa hiç geç kalmaz. Göktürk'te otururken de geç kalmazdı. Çünkü Beşiktaş 20 dakikaydı. Urla'ya taşındı. Yer 20 dakika. Yine 20 dakika. 2,5 saat artı 20 dakika. Yani tabii kapıdan çıkıyor 2,5 saatte. Sette. Hiçbir şey değişmedi. En yakınımız yine BKM'ye en yakın oturan Doğa Rutkay. Tabii. Hiç şaşmaz. Öyle diyor. Ya zor olmuyor mu o kadar uzak? Nesi uzak diyor ya. 2,5. Çıkıyorum evden. 2,5 saat sonra setteyim diyor. Tabii. Şey, ne güzel. Üşenmemek de önemli bir şey. Bir de bizim suçluğu için o en önde ya. Şey de beklemiyor arkada. En önde oturduğu için. Bak şimdi ya. Arkası inerken Doğa yolda oluyor. Tabii transfer aracında. Storylerine story ekliyor o sırada. En çok uyuyan kim? İnanamıyorum. Aziz Aslan. Çünkü çocuğu var. Hepsini de şimdi. Bir kere ben böyle şikayet edecek oldum. Ya arkadaşlar sette uyuyoruz, hani daha dinamik olalım, şey olalım. Kendi enerjimizi. Aziz Aslan bana dedi ki, oğlum Allah Allah dedi, benim çocuğum var dedi. Biz de ben böyle bakıyoruz. Şey demedim. Benim 2 tane çocuğum var çünkü. Onun bir oğlu varsa benim. Duyuyor musun Aziz Aslan? Duyuyor.
Aylin güzel uyur. Aylin sağlam uyur ha. Yani o Allah göstermesin şeker hastası gibi uyur. Açeli de uyur. Açeli de uyur. Açeli de bazen uyuyor. Mahir İpek. Mahir İpek bir daha uyanmamak üzere. Mahir İpek artık görünürde uyumuyor. Tabii. Işık odasında Yücel abinin orada. Çünkü onun koltuğunu taşıdılar. Mahir İpek hep bir koltukta uyuyordu. O koltuğu aldılar. Görünmez bir yere koydular orada uyuyor. Nereye koydularsa orada uyuyor. Onu tam bilmiyoruz nerede uyudu. O neredeyse orada. Ponçik gibi geliyor uyuduktan sonra aşağı. Peki en dalağa düşük? Ben iddialıyım o konu. Ben çok tutamıyorum kendimi. Beni sayma. Ben serbestim zaten. Abi sen zaten. En cimri? Cimrimiz. Vallahi yok gibi ya. Herkes eli açıktır. Evet evet. Şimdi ben de düşündüm. Bonkörlerimiz var yani mesela. Erdem çok bonkördür. Buldu bonkördür. Aziz bonkör gibi davranır ama hani o yeltenen vardır ya hani. Ya oğlum ya dur be saçmalama. Ya hadi be. Evet hadi. Evet anladım. Mahir abinin ben çok bir şey ısmarladığını görmedim ya. Aa. Mahir İpek resmi. Hadi bakalım. Bugün de Cihangir'de karşılaştık. Programın başından bombalar patlatmaya. Ve final. Çok özür. Kerem'in sana çok selamı var kayınçonun. Canlı yayında, söylersen bana bir şey vereceğini söyledi. Ben de bunu ona almak için. Canlı yayında söylerim. Ben bir şey istedim. Abi sen dedi mide operasyonu geçirdin. O olmaz dedi. O zaman dedi ben sana kereviz suyu vereceğim dedi. İyi dedim. Kereviz suyuna mı sattın geldi? Ama iki şişe istedim. Ha, diğerini bir şişe istemiştim. Bir şey zannettim ya. İki şişe kereviz suyuna. Yo satmadım ya Kerem'i selam var. Tamam. Seni izliyormuş canlı yayında. Sağ olsun. Eniştemişim selam. Peki en iyi sallayan kim ekipte? Doğa Rutkay. Al sana Doğa. Tanıdın evet, mı Doğa'yı Zeynep'i? Evet yani arkadaşım niye tanıdım. Arkadaşıma böyle şeyler canım dediniz benim, bilmiyorum. Canım benim. Şimdi madem bu insanları tanıdık bir de Zeynep'ten Zeynel'i tanımak istiyoruz. Ya. Biraz bize Zeynel'den bahseder misin? Bolu sporlu Zeynel. Evet. Biraz anlat bize Zeynel'i çünkü gerçekten beklemezdim tahmin etmezdim. Gerçekten. Yani şöyle ben küçükken hep aile ortamında annemlerin arkadaşları ve hep erkeklerin içinde büyüdüm ve çok iyi futbol oynuyordum. Şimdi tek kız olarak çok iyi futbol oynayan bana bir lakap takıldı. Bolu sporlu Zeynel. Zeynel aşağı, Zeynel yukarı. Bir gün o dönem bale de yapıyorum bu arada söylediğim. 6-7 yaşlarım, 7-8 ve bir süre daha. Bir gün geldim böyle hem bale yapıyorum hem onlarla futbol oynuyorum falan. Biri döndü böyle senin baldırlar Rıza Çalınbay'a dönmüş dedi. O gün anladım ki futbolu bırakmam gerekiyor galiba. Biraz da hani bale ya yaparken hanım hanım. Ya da profesyonel başlamak gerekiyor ya. Da biraz da hani hem bale hem futbol ikisi aynı anda olmayacak. Evet o parmak ucuna kalktın mı arkadan onlar çıkıyorsa böyle. Tayta evet, sığmaz öyle. Öyle o zamandan bu zamana Bolu sporlu Zeynel olarak hayatıma devam ettim. Ama sırf futbol oynamak da değil yani. Yani birazcık tabii yani böyle tarz olarak da biraz erkek vari, erkek çocuğu gibi büyüdüğüm için. Şu kız mahalle delikanlısı gibi evet, konuşup davranıyormuş. Evet. Normal hayatında. Aynen. Bak böyle bir evet. Tamam. Yok aralarda yo, çıkıyor. Öyle mi? aralarda Zeynel geri geliyor. Ama tabii, gerekiyor da belki de. Evet. Yeri geldiğinde argo konuşmaları varmış. Kesinlikle. Bizim gibi. Kesinlikle. Evet. Yaşamak isterim. Merak ettim yani şu... Şundan nasıl o çıkıyor onu merak ettim. O birden yayından olabiliyor. Yayından çıkalım. Samimi bir ortamda bir an o tabii, dönüşümü görebiliriz evet, böyle. Evet. Evet. Peki bu müzik hem tarzı hem aşkı gerçekten bu 13 yaşında Ray Charles filmini seyrediyorsun hı-hı, ve bir aşk başlıyor, bir tutku hı-hı, başlıyor öyle mi? Öyle. Ne oldu mesela? Bize ya, anlat ben ya da kulaktan dolma bilgilerle. Yo doğru yani film başladı işte ilk parça What I Say'di çok güzel bir parça Ray Charles'ın. Hatta işte filmde de anlatıyor Ray diyor bu çok uzun yani plağı ikiye bölüyorlar şarkı için. Yani hayır diyor bu böyle uzun olacak ve iki bölüme şey yapıyorlar. Hikayede de diyor ki parçayı bitiriyor. Diyorlar ki ne olur biraz daha çal biraz daha çal. Orada böyle bir paslaşma yapıyor melodik. Diye böyle. Ve devam ediyor müzik. Çünkü o kadar keyif dolu ki. Ve onunla başlıyor film. Yani o an böyle başka bir kapı açıldı bende. Ha bu ne dedim ya. Böyle birden o ride girer. Dedim ki böyle bir müzik mi var ya. Ben bunu neden bilmiyorum falan. Bütün arkadaşlarım işte rap dinliyor. İşte Kurt Cobain dinliyorlar. Rock dinliyorlar o zaman. Ben de
Fenerbahçe'de basketbol oynuyordum bu arada. 8 sene basket oynadım. Ben kulağımda Ray Charles'la 13 yaşında Ray Charles dinliyorum. Maça gidiyoruz. Böyle geçti gençliğim. Öyle oynarken falan da hep arkada çalıyor. Ya hep blues müzik ve işte eski müzik çalıyor. 70'ler, 80'ler. 14 yaşında da bu aşk başladıktan sonra 14 yaşında internetten bakarak gitar çalmayı öğreniyorsun. Evet. Ben alaylıyım. Hiç eğitimim yok. Ama yani çok iyi çaldığını da söyleyebiliriz. Öyle şey değil yani. Şarkına eşlik etsin diye de değil. Bayağı demek oluyor bak internetten. Oluyor oluyor. Hatta evin bir salonundaydı bilgisayar. Salonda izleyip hemen aklımda tutup sonra koşarak odaya gidiyordum. Hemen çalıyordum sonra unutup bir daha salona geliyordum. Evet. Öyle niye oraya götürmüyordun? Çünkü amfi ortak alanda olamaz. Çok ses yapıyor. Ha, o yüzden... Zorluklarla... Evet. Olmuş bir kariyer. Şimdiki çocuklar çok şanslı yani. Bunu söyleyeceğime inanamıyorum ama şanslı gerçekten öyle. İşte belki de her şeyin ellerinin altında olması da evet. Şans olmayabilir. Doğru. Her şey servis ediliyor. Evet. Peki o zaman şimdi 13 yaşında Ray Charles hayranlığıyla başlayan müzik kariyerine 14 yaşında internetten öğrendiği gitarıyla Evrencan bize belki canlı bir ah tabii ki performans, hop, güzel bir şarkı. Efendim. Peki genlerin hiç mi etkisi yok bu? Bence kulak yani, kabul edemem. Öyle bir kulağa gelmesi babadan bence çok ihtimal dahilinde. O zaman ne yapalım, ne çalalım size? Ne istersen. Abi Ray Charles çalmadı, ne çalıyorsan çal. Ben hiç haz etmem falan. Gerginlik çıkıyor musun? 2023 albüm var Barış abinin. 2023 senesinde onu onurlandırmak için sıfırdan bir Barış Manço şarkısı yaptık. Dedik ki eğer... Yaşasaydı nasıl bir şarkı yapardı diye. Ondan sonra ben ve sevgili Naz Özgürüş onun sözlerini yazdı. Ben de melodisini yaptım. Böyle bir şarkı çıktı. Aa süper. Şahane. Geldik yine cihana, vurdu piyango ozana. Ozan yazdı da yazdı, derdinin devasını. Geldi yine sakınlar, sakınlar. Çözemedi satırlar, çözemedi satır. Bir dostuna el verse, 40 yılın hatırı var. Bir dostuna el verse, 40 yılın hatırı var. Dağlar gider yolunda, dağlar gider yolunda. Ben de kendi yolumda. Dağ buldu da dağını. Ben de seni sonunda. Bundan sonra beraber. Dağlar gider yolunda. Dağlar gider yolunda. Ben de kendi yolumda. Ben de kendi yolumda. Dağ buldu da dağını. Seni sonunda açtı içimi duygular. Bu hisler, bu anılar. Gelsin yine aşıklar, Veyseller ve Barışlar. Mevlam nasıl yaratmış, kaç baharı yaşatmış o. Güneş bana doğdu yar. Benden alası var mı? Dağlar gider yolunda. Gider yolunda. Ben de kendi yolumda.
ben de seni sonunda. Ay be. Güzeldi. Şahane olmuş. Gerçekten gönül şarkısı gibi ya. Gerçekten varmış öyle bir şarkı kadar güzel olmuş eline. Çok teşekkür ederim. Vallahi muazzam olmuş. Sözler de müthiş. Yani açtığı her şeyle, her şeyle. Gerçekten keşke burada aramızda olsaydı. Bence bunu duyunca hemen söylerdi diye düşünüyorum yani. Emre canım, aferin, çok güzel yapmışsın. Opa, opa, opa. Evet, evet, evet. Vallahi şahaneymiş. Şimdi babayla çeşitli otel ve mekanlarda beraber çalıp söylüyorsunuz bir dönem, doğru mu? Tabii. Ondan sonra da sokak müzisyenliği başlıyor. Evet ya, işte babam bana bir tane gitar hediye ediyor, uzun lafın kısası. Sonra ben o gitar üstünde ismim falan yazınca, böyle bir de çok güzel bir gitar olunca, böyle bana bir hafiften bir sorumluluk biniyor yani. Üstünde ismin yazan gitar olunca onu çalman gerekiyor gibi. Binmeye de bildi ama ben öyle hissettim. Sonra annem dedi ki bir sene sonra, bak çok iyi çalıyor, haberin olsun falan. Eminim öyledir diyor. Babam çok da şey yapmıyor yani, inanmıyor ama ben artık böyle solo atmaya başlamışım bir sene içerisinde. Bir geliyorum böyle dı 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 dı. Ya tam hazır olmadan çıkmadın karşısına, öyle anlıyorum. Yani zaten yazın görüyorum, kışın okula gidiyorum, yazın yine otellerde çalıyor işte. He. Dediğin gibi. Ondan sonra bir yaz sonra tekrar geldim ve baba, işte ben gitar çalıyorum. Aa oğlum göster bakayım. O zannediyor ki işte mimini öyle mi na na falan zannediyor. Ben bir başlıyorum solo atmaya, inanamıyor. Annemi arıyor falan, bu çocuk çalıyor işte. Annem de diyor ki, Can söyledim işte yani bayağı çalıyor yani falan. Hemen diye. Konser mi ayarlıyor? Ondan sonra ekstra. Hemen eğitime başlıyor, kampa sokuyor işte. Ya. Ben şarkı söylüyorum, yüzümün ortasına kameralar, kamera gibi yapıyor. Ben tabii şaşırıyorum böyle. Sonra diyor ki alışacaksın diyor, hayatın boyunca bunu yaşayacaksın ya. Falan diye böyle. Daha oradan böyle şey yapıyor, kaset yüklüyor ya Gora'da, onu yapıyor yani. Karışık kaseti yüklüyor bana ondan sonra. Sonra sahneye çıkarıyor beni. Ben çok korkuyordum sahneye. Dönemedim ilk sahnemde. Yani yüzümü arkaya döndüm. Dedi ki oğlum yüzünü sahneye dönsene falan dedi yani. İşte o yaz parça ilk defa böyle bir beste yaptık beraber falan. Müthiş bir anıydı. Yani öyle bir dönem oldu. Çünkü o kadar hakimsin ki sahneye. Hiç beklemiyorum. Ya ben seni bir de hep kendinin olmayan sahnelerde gördüm. O yüzden diyorum bunu. Çok rahat mı? Güldür güldüre çıkıyor. Hiç. İşte burada bir anda söylüyor. Yok, ben Bodrum'da seyrettim, sahnesine gittim daha önce. Ya hayır, onda tamam hadi iyi olur da hiç bilmediği sahnede de çok acayip hakim. Acayip keyifli ve o, eğlenceli oluyor. İlk çıktığında arkan evet. Dönük mü çaldın yani? Ya dönemedim sahneye yüzümü. Oğlum dedi sahneye yüzün dönsene dedi. Tamam baba döneceğim. Oğlum saçmalama dedi. Dön artık yüzün dedi. Yani öyle başladım. Direkt... Hani vardır ya, çocukları 2 yaşında, 3 yaşında suya atarlar. Yüzmeyi öyle öğrenir. Ben hakikaten öyle öğrendim. Sonra da kendimi zaten sokağa attım. Orası da inanılmaz bir yer. Yani resmen hangi şarkıyı çalarsan alkış alıyorsun. Hangi şarkıyı alırsan çalarsan beğeniliyorsun. Hangi şarkıyla hangi şarkıyı birleştirirsen reaksiyon alıyorsun güzel. Resmen bunların hepsini görmeme fırsat tanıdı yani sokak. O anlamda. Müthiş. 16 yaşında da kendi blues grubunu kuruyorsun. Evet. Neymiş? T-Blues. Teletubbies vardı bizim çocukluğumuzda. Teletubbies dedim. İşte yok abi olmasın çocuklarda hani. İsabet olmuş. O arkadaşlarının sakın abi T-Blues olsun diye böyle falan. T-Blues çok iyi. T-Blues evet. T-Blues. Peki yani olmasaydı bu. Yani mesela o filmi seyretmeseydin falan. Evrencan için başka bir yol mümkün müydü? Bir yerde buluşur muydunuz müzikle? Vallahi. Bilmiyorum ki. Peysaj da çok zevkli olabilirmiş. Bahçe de çok zevkli. Çiftçi olurdum ben ya. Çiftçilik var. Var yani öyle bir şey. Of çok iyi çiftçilik. Kendi ahşap atölyem var. Köyde yaşıyorum part-time. Evet. Orada işte kendi mobilyalarımı falan yapıyorum. İyi hissediyorum. Bir şeyler yapabildiğimi bilmek iyi hissettiriyor yani. Adam komple adam ya. Adam be vallahi. Adam. Su ürünleri de okumuşsun zaten. Ha, 2 sene okudum, bıraktım ben su ürünlerini. Evet. İsabet olmuş. Niye o çok sana hitap etmedi? Yok yani bu girdi işte. Hani diyorsun ya aldığın gibi çalıyorsun öyle. Bu bir tutku ve bu bir aşktı. O beni çekti aldı. Sonra da vapurda başlıyorsun. Sonra işte vapurda kaç yaşında? 16-17 yaşında. Böyle çalışıyorum. 15 dakika şeyde oturuyorum. Vapura 15 dakika mesafede. Sırtımda gitarla bir de tefim var.
Ben koşarken herkes beni tanıyor. Çin 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 böyle koşa koşa. 15 dakikada vapurdayım. Ondan sonra vapurlar 15 ve 45'te kalkarlar. İşte gidiyoruz, geliyoruz. Giderken insan profili farklı, dönerken ya inanılmaz bir deney. Yani ben hayatımdaki çok ilginç tecrübelerden biriydi. Dönerken açıkta daha çok insan olur iş çıkışı. Bunu almış değil mi? Bunalanlar çıkmak istemiyor bile yukarı, aşağıda kalıyor. Yukarı çıkmaya tenezzül edenler daha genç nesil olduğu için ben yukarıya alıyordum genelde. Öyle, öyle bir şey. Şahane ya. Öyle işte maceralar. Peki şimdi bir de bu vapurlar gerçekten yıldız üretiyor. Yani artık her yerde, çünkü cep telefonu olduğu için, işte internet olduğu için keşfetmesi daha kolay Melek oluyor. Melek de bizim vapurdan çıkma. Ya işte onu, zaten ona da biraz gönderme yapmış oldum. Konuşacağız bunları ama küçük bir reklam aramız var. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet, sevgili Onur, açıklamaların güldür güldürde ciddi bir infiale, bir kaos var. Bütün ekip birlik olmuş sana karşı. En azından herkesi yaz tatilinde bir araya topladın. Tebrik ediyorum. Avukat bir baba ve ilaç firmasında çalışan bir annenin iki kızından biri olarak dünyaya İzmir'de geliyorsun. İzmir. Tabii zaten. İzmir 1-0-5 veriyordu Bayiste yani Zeynep'e. Ağaç tepelerinden inmeyen, futbol oynayan dediğimiz gibi orasını burasını kıran, argoda konuşabilen, daha başka yazıyor da ben demek istemedim, yaramaz bir çocuk. Evet. Bir gün kulüp güzeli yarışmasında tabii ki seçiliyor. O da 1-0-5. Sinan Çetin'in dikkatini çekiyor. O da 1-0-5. ve kendini reklam setinde buluyor. Evet. Ama reklam, değişik bir reklam, bir tepki oluyor. Ana habere kadar çıkıyorsun reklamda. Evet. Seninle ilgili değil ama. Benle ilgili değil. Evet. O Sinan Çetin mucizesiyle ilgili. Ne oldu o reklamda? Neydi konu? Reklamı çok şikayet ettiler. Çünkü bir ayakkabı firmasının reklamı ve okuldan kaçan, böyle üstü başı paralayıp okula spor ayakkabıyla alınmayan bir öğrenci üstü başı paralayarak dağ tepe bayır koşuyor. İşte okuldan kaçmaya teşvik edildiğine dair şikayetler gelince ana habere kadar ben gittim. Niye ben gittim bilmiyorum. Sonra ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Peki bu geçiş nasıl oluyor? Kulüp güzeli yarışması, vallahi seçilme? Onu ben de, yani şöyle, o gece bir defa yapılmış o yarışma ve hayır, tek seçilen. Tek yarışma ya. Ama ne güzel, efsane ya. Evet. Tabii. Yani tek güzeli kulüp. Başka şey yok, evet. Uğur Kaneres, İstanbul Plan sahibi ve Sinan Çetin. Dediler ki ne yeteneğin varsa bunlardan birini seç. Dedim ki şöyle bir şey seçmek istemiyorum. Hani o gece ben bir yere gidip eğlenmeye çalışan bir insanım. İzin vermiyorlar. Hani, hayır, seçeceksin. Hayır, birini seç. İşte en son işte o bu derken Sinan Çetin derken dedi, gel bir reklam filmi var seni oynatayım. Ya olurdu olmazdı oydu buydu derken bir şekilde buraya kadar geldi konu. Ya cevheri görmüşler Zeynep'te, bakmışlar kız hem güzel hem yetenekli. Biz bunu bir yarışmada birinci yapalım ki başlayalım çalışmaya diye. O zamanın PR'ı böyle. Tabii. Ya evet, müthiş, o çok müthiş hikaye. Değişik bir hikaye. Peki Onur Bey, reklamları canlandırıyormuşsun. Edip Akbayram taklitleri, guaj boyalarla kendine sakal. Şimdi Tuna yapıyor. O zaman ben daha iyi. Edip Akbayram'ı tanıştın mı abi bu arada? Tanıştım. Abi çok tanıştım. Tatlı adam ya. Evet. İnanılmaz bir adam. Süper. Süper. Hatta bir kahve içme şeyimiz de olacaktı. Kızı sevgili Türkü ile buradan da çok selamlar. Bir gün oturacağız. Ben kendi babamı da çağıracağım. Dördümüz Moda'da bir kahve içeceğiz. Ah ne güzel. Ne güzel. Benim hayatımda hatırladığım tiyatroculuk, oyunculuk anlamında ilk anım o 4-5 yaşlarında. Ailemin anlattığının dışında ben de hatırlıyorum. Hava Nasıl Oralarda şarkısını böyle 4-5 yaşlarımda onu taklit ettiğimi, o şarkıyı söylediğimi. Ama çocukça mı yoksa iyi miydi taklidi? Bir şey söyleyeyim mi? Edip abiden daha iyiydi. 4-5 yaşta ne beklersen o yani. O kendine sakal yapıp Ahmet Kaya da yapıyormuş. Evet, onu boyardım kendim böyle. Yani o zaman başarın çok da tesadüf değil, o zamandan başlamış o yüklenmiş işte. Herhalde onun da kaynağı. Peki başka biri var mı?
atladığım benim saymadığım. Taklit olarak mı? Yani Ahmet Kaya, Edip Akbayram saydım. Yani tabii ki Barış Manço taklit, Cem Karaca. Hani o taklit yapılabilecek. Televizyonda görüp dikkatimi evet, çeken ben çünkü televizyon çocuğunun bir apartmanın 5. katında Fındıkzade'de. Babam tır şoförü, çalışıyor Avrupa'ya. Kardeşlerim yok daha. Ben annemle tekim. Televizyon izleyerek geçiyordu yani günlerim ve izlediğim şeylere hemen öykünerek reklamsa reklam şey. Cem abinin taklidi ya da deve kuş. Cem abinin taklidi. Yapmışımdır yani daha ileriki yaşlarda. Sonrasında şey var ortaokulda, lisede rahmetli Necat Uygur'u izlerdik. Televizyonda yani gidemezdim. O zaman tiyatrosuna denk gelemezdim. Ertesi gün hemen aklımıza ne kaldıysa benim gibi arkadaşlarımız da yazıp deşifre edip bu var şu vardı. Çıkıp onu oynayıp okulda oyun yapıp bilet kesip. İşte Deve Kuşu Kabare'yi dinleyip, video kasetlerde izleyip, oradan neyse. Sonra YouTube falan çıkınca daha fazla bize malzeme çıkmaya başladı. Her perşembe akşamı olacak o kadar da rahmetli evet, Levent Kırca'yı izleyip, güzel. Hemen oradan Küçük Hüsamettinler şeyler. Hep o. Ne görüyorsam o. Okula yazılıyor, okul başlamadan önce arıyor okulu. Ha, liseyi kazandım. Okulda tiyatro kursunuz ve kulübünüz var mı diye soruyor. Evet. Ya hangi bölümü kazandım, ne kazandım bilmiyordum. Anadolu İletişim Meslek Lisesi kazanmışım. Radyo, televizyon ne, halkla ilişkiler ne bilmiyorum. Bahçeli Evler, Aydın Doğan, Anadolu İletişim Meslek Lisesi. Tiyatro kulübünüz var mı? Var. Tamam, o zaman kaydolabilir. O zaman gelebilirim. Öyleydi. Ve ilk başlangıçta şey, Beyaz Show'da ışıkçılık mı yaptınız? Tabii, radyo televizyon bölümünde okudum lisede. Kanal D'de staj yaptığımda da evet. Işık sonra baktın ki stajı. O ışığı tutmakla olmuyor, ışık bana yanmalı. Hadi biraz da ben artık yakan değil üstüne. Evet öyle bir şey vardı sahne. İtalya'da moda okumak istiyorsun. Evet. Tabii ki Zeynep'ten bahsediyorum. Senin öyle bir hayalin varmış. Yani olmadı ama ailem desteklemedi. Ve... Şal var mı falan diyor değil mi? Sonra çok özür dilerim. Demin de benle açıp bir anda şey dedin ya, meslekler neydi anne babanın? Avukat. Bir anda sen avukat bir baba ilaç. De evet. Diyeceğim ben böyle, benim babam avukat değildi eyvallah. Yoksa ben şu an bir gerçekle mi yüzleşeceğim? Çünkü benden öyle bir sektik ki Zeynep Hanım'a. Öyle. Abi. Öyle herkes ayıp herkes olacak. Kendine. Herkes ayıp olacak bir de. Bu kadar güzel sohbete sürem kısa. kendi sonra İstanbul'a atmak için sınava giriyorsun diye bir notum var burada. İstanbul'da Fransız dili ve edebiyatını kazanıyorsun. Annesi diyor ki kızım doğruyu söyle kopya mı çektin diyor. Öyle de güvenir kızına. Gerçekten inanmadı çünkü. Yani ikinci tercihimi kazandım. Çünkü ben sınava yok ya ben istemiyorum. Yapmak istemiyorum. Derslerde başarısız değil. Ama sosyal bir öğrenciymişsin. Kesinlikle. Çünkü. Evet yani işte okulun tiyatro, folklor nesi varsa nesi yoksa içinde ben vardım. Ders hariç. Ders hariç. Sınavlar iyi değil ama. Değil. Sosyallik bakımından şahane. Harika ya böyle bir inanç. Sen konservatuvar sınavına giriyorsun Onur. Kazanamıyorsun. Yok kazanamıyorum. İki kere mi giriyorsun? Bir İstanbul ve Mimar Sinan'ı denedim. Ha. Liseyi bitir. Aslında ben ortaokulu bitirince gittim. Kadıköy'e geçtim. İşte Rıhtım'daki konservatuvar binasına girdim. Dedim ben konservatuvar sınavına girmek istiyorum. Sizde tiyatro bölümü var mı? Bütün tiyatro bir moda istemiyor aile. İtalya'da moda izin vermiyor Kadıköy'de. İtalya'ya gidemiyorum bari tiyatro. Top da oynayamıyorum, futbol yeteneğim yok. Bari deniz manzaralı bir okulda dediler ki liseyi bitirip gelmen lazım. Ha. 4 yıl lise bitermez ertesi gün yine. Dediler ki yaz sonu sınav. Ya, olmadı ama. Peki o karşısında terler döktüğün Haldun Dormen'le sonra rol arkadaşı oluyorsun. Ne oldu? Ne oldu Haldun Agar? Haldun hocam rahmetli Yıldız Kenter'in karşısında bir parça oynamak bile büyük bir onurdu benim için. Sonra işte aynı oyunda oynuyorsun. Sonra evet 2011. O nasıl bir histeri ya? İnanılmaz güzel. Yani hayat dersi. Bir de oradan oraya sekmek de enteresan. Yüzüne bir vurdum Haldun hocam. Hatırlamadı. Tabii ki hatırlamadı. Nerede hatırlayacak beni? Oynamış. Evet canım benim. Çok seviyorum. Evet, bu kadar mı? Hiçbir şey yani. Haldun Hoca ile ilgili söyleyebileceğim tek şey... Yaramazlıkları vardır ona. Herkesle herkes olabilen bir adam. Çocukla çocuk. Müthiş. Profesyonelle profesyonel, ciddiyse ciddiyet. Tevazu dedi. O kadar. Onu da ben aldım ondan. Tevazu sahibi. Ne yaptın tevazu onu alıp sonra? Hiç. Aldım sadece. Havalıyım nasıl umursamam nasıl. Herkese kötü davranırım. Tevazuyu bırakmayın. Ama usta. Ama o sırada bunu bize bunu söylerken
böyle koltukta oturuyor, bisküvi yiyor, buralarını kırıntılar düşüyor. Tabii, biz böyle abi temizliyoruz. Çocuklar tevazu sahibi oluyoruz. Ya hocam, ya Haldun abi şeydir ya, tanır mısınız bilmiyorum. Mesela burada bir şey kırılsın, ben yapmadım der içeride. Ama o yapmış. Çünkü odur yani. Ya sebep olmuştur ya o kırmıştır. Öpüyorum buradan onu. Madem çocukla çocuk falan deyince, çocuklarla ilgili proje gördün mü mutlaka içinde yer almaya çalışıyorsun. Evet. Yani onu hiç aksatmıyorsun. Hatta yakın bir dönemde de Hatay'daki çocuklarla böyle bir moral motivasyon için diyeyim, güzel sanatlar müzik bölümünde workshop yaptım. Evet. Ay, ne nasıl geçti? Güzel. Neler yaptınız? Biraz ondan bahsedelim. Neler yedim neler. Bir künefe yedim vallahi. Onlar yani onlar o kadar açıktı ki zaten, kalpleri de çok açıktı. Hocalar da ya, oradaki motivasyonun çok yüksek olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hatay'ın eski halini hiç göremedim maalesef. Ama ben hep soruyorlar, siz gördünüz mü eski halini falan. Hayır diyorum, ben daha da güzel olacağı zamanları göreceğim diye hep böyle o güzel enerjiyi vermeye çalıştım. Herkes aşırı böyle minnet ve sevgi dolu. Çocuklar çok heyecanlıydı. Onlarla şey workshop'u yaptım. Sesi tanıma ve hayatımızda hepimizin bir ses sanatçısı olduğunu tonlamayla aslında. Mesela işte annemiz... Mesela bana annem Evrencan diyor. Evrencan diyor. Oradan sinirli olduğunu anlıyoruz. Bununla ilgili bir workshop yaptım. Hayatımızda hepimiz bir ses sanatçısıyız gibi. İkincisinde de müzik nasıl yapılıyor? Direkt o mutfağın içine sokup müzik yaratıcılığı işte. Antakya döneri gibi dönerim. İşte ne sana ne bana güzelim falan filan diye böyle bir şarkı. O an oradaki bütün çocuklarla beraber şarkı yapıyoruz ve birden herkesin o yıldız parıltılarını görmek, herkes işte bir şeyler yazmaya başlıyor telefonda. Şey olur mu hocam falan, ben hoca değilim falan, da diyaloglar çok komik. Öğretmenler de dahil oluyor vesaire. Yani çok keyifliydi. Aşırı, aşırı keyifliydi. Peki o zaman mesela böyle söyleyince sen şarkı yapabiliyor musun konuyu verince hemen? Tabii benim programım var YouTube'da zaten bununla ilgili. Seyircilerden kelime alıyoruz, yapıyoruz. Yapalım mı? Yapalım. Vallahi mı? Hadi hemen yapalım bir tane. Yapalım mı? Tabii. Kelimelerin üstadı versin kelimeler. Ama zorlama çocuğu. Tabii yapalım. Yok yok, zorla ya. Bak bak. Zor. Yani ay, çok da zorlama. Ya. Dur vazgeçtim. Gerçekten. Ne fal mı bakıyorsun? Ay, hayır. Yok, Gülen Surat var orada. Gamzesi var siz. Sana yapma. Bir Gamze eksik. Gamze değil o, bendi belki. Ah, benle ben kızdım. Ah, bozdun her şeyi. Canlı yayında. Ama bak şimdi Gamze oldu. Tabii. Gamze. Kahvende güzel bir Gamze varmış. Et beni. Et beni burnunun tam kenarında. Gözlük. Gözlüğümün camını silmem lazım. Ayakkabı bağcığı. Ayakkabı bağcığım çözülmüş aslında. Güldür. Güldür güldüreceksin bu hayatı başından. Güldür güldüreceksin bu hayatı başından. Et belini kaşıma, yara olmasın. Gülen bir kahveyle mutluluk bulasın. Krampon. Yastık dedim. Yastık ve krampon. Yastığımın başucunda çocuğumun kramponu. Allah'ım hayatım nasıl gidecek bu şekilde? Çocuk dediğin şey hem güzel hem de çok dertli. Ama yaşamaya değer bu güzel deneyimi. Antakya döneri. Antakya döneri gibiyim. Döner dönerim. Ne sana ne de kendime özelim. Deniz kenarı. Deniz kenarında uyuyup kalmışım, sivrisinekler beni çıtır çıtır yemiş. Metrobüs arızası. Metrobüs arızası. Yapma bunu. Yapma bunu. Yine eve geç kaldım anne. Durmadı ya. Ben yavaşlama şu yani neydi? Senin adına gerilip yavaşlayayım. Onur'a böyle yapıyor ya. Şarkı geçiyor. Ya et benini falan aldı, döndürdü, geri getirdi. Bunu... Kaşıma yara yaparsın. Benim biri bir şey söylemeyince eskiye döndü. Antakya dönerini bile olaya... Çok iyi ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Sakın çıkarma, bir tane de bir şarkı alın. Tamam peki. Daha çalışılmış. Tamam.
şimdi böyle yüksek girdik, şimdi yüksek devam edelim. Ben o zaman hani bugün plan ikinci yüzünü çalayım. Ben bu hani anlattım ya 2023 diye. Arka yüzünde de 45'lik plak. Yol göründü gurbeteyi yaptık. Onu biraz daha kantit tadında onu çalayım. Barış abiye de selamımızı verelim. Bu şarkı hepimizin kulağında bir yerden var. Evet. Barış abinin gurbeti işte bu. Ama senin söylemenle yani. Ha, ya işte Barış abi bu şarkıyı mi'den yapıyor. Barış abinin en sevdiği ton mi. İşte gül pembe, işte ayağında gümüş hal hal. Bu da öyle. Yine yol göründü böyle. O aşağıdan söylemeyi seviyor. Biz onu böyle daha sol... le çek daha böyle country havasına çekti. Çok böyle. Çok yani. Güzel olmuş. La olsa daha iyi olur. La sen. Ondan Feyyaz'ı selam. Yani çok anlamam. Ben anlamam da yani. Siz yine daha iyi bilirsiniz. Dünyanın en iyi blues müsiyenlerinden olmak istiyormuşsun. Ya böyle o çok eskiden internette kalmış bir şey. Ha düzeltelim ben, onları da düzeltelim. Ben dünyada insanlara müzik titreşimleriyle iyi gelmek istiyorum. Ne kadar çok insana iyi gelebilirsem, ne kadar çok insana hizmet edebilirsem o kadar iyi. Benim hayat amacım bu artık. Bence çok doğru. Çok da emin adımlarla ilerliyorsun. En azından bize iyi geliyorsun. Teşekkür ediyoruz bizi kırmadığın için. Şimdi Zeynep senin hayatında Sinan Çetin'den bahsettik. Böyle önemli insanlar var. Var. Mesela bir gün sizinle çalışmak istiyor diye Uğur Bey'in, Uğur Yücel'in asistanı mı arıyor seni mesela? Evet, öyle bir haber geldi. Ne yapıyorsun öyle haber gelince? Allah Allah. Niye dedim? O kadar Allah Allah diyemezsin ya. Allah Allah. Bu adam niye bu saatte arıyor? Yok yani hani böyle bir yeni bir iş başlayacak o zamanlar işte 2003 yılı alacak anlık. O tam şeyden sonra ama Tarkan'ın klibinden sonra. Ona da geleceğim. Ondan sonra işte Uğur Yücel hani bir görüşme. Ya Uğur Yücel falan... seni Tarkan klibinde görüyor. Evet. Bir de senin oyunculuğun kadar bu
yani kliplerde rol alman da evet, senin bayağı için değerli. Evet, enteresan bir skala. Tarkan, Çelik, Erol Evgin. Yok. Çelik, Tarkan, Erol Evgin, Gripin. Gripin de aile nedeniyle. Aileden tabii, ama tabii, enişte torpille. Ona bir şey diyemedim. Evet. Ama özellikle Tarkan klibinde bir patlama oluyor galiba, değil mi? Evet, yine bir haberlere çıktım. Ben değişik yine şeylerle bir yerden mi ana kaçıyordun yine? Çıkıyorum niye böyle sürekli şeyler yapıyorsun? Orada niye evet habere çıktın? Tarkan'ın yine yeni klibinde bir Türk oynuyor diye. Genelde hep yabancılar işte. Reklamın gençleri evet, okuldan şey kaçıp Tarkan klibinde oynamaya sevk ettiği için. Onda da o yüzden yani benden önce bir tek bir Sinemis'le oynamıştı. Evet. Onun dışında sonrasında da hani o çok olay oldu. Sonra da bir de işte bu klip aynı bakalım şekilde. Bu hanımefendiyle ne yapacağım? Öyle bir şey olmuş. O klibi şimdi orada göremiyor muyuz mesela bir ekranda falan? Yok, olmuyor değil mi? Bu formatta yoktu mu öyle bir şey? Programı eleştirmeye başladı. Olmuyor yani. Baktı şarkıları beğenildi. Ben müziklerle insanla iyi geleyim. Hemen şimdi bu nasıl müzik titreşimi ya? Bu nasıl bir titreşim ya? Biz şeyde kuliste bakarız hemen. Tamam. Beraber izleriz. Ya telefonlarını aldılar yanlarına, programda sıkılırsak internete falan gireriz diyor. Bir de bunu yapan benim hemşom, canım arkadaşım. Ama kötü gün dostum. Telefonu elinden düşmeyen kim diye sorsam ben der ya herkes o yüzden. Evet. Ama bende ne arşiv var işte o. Doğru, doğru. Bir gün yayınlayacak, bir gün korkuyorum. Arşiv. Kafa gidecek bunun. Kafa gidecek böyle. Hepimizle ilgili inanılmaz şey. Bugünkü açıklamalarından sonra çok kafanın gitmesine de gerek yok gibi duruyor. Bence siz kalmış bilirsiniz. Ben ayva yedim, ben bittim ya. Ben bu şuursuzlukla çok... Her bitiş yeni bir başlangıç. Al. Ben de müzik tınısına iyi gelmeye geliyorum insanlara. Genç Gandalf konuştu. En büyük idolün Vahiy Öz'müş. Çok güldüğüm, yani idolüm... Hayranlık yani. Evet. Yani çok komedide çok hayranlık. Evet. Öztürk yani, Şengil'e çok güldüm. Tabii ki bütün ustaları seviyorsundur ama özellikle onun sende sinir bozan babamın bir yanı var. Babamın bir numarası Vahiy Öz. Ben o yüzden de ben aslında onun şeyiyle, onun o hayranlığıyla ben de şey olmuş olabilirim. Babama böyle yaranmak için Vahiy Öz taklitleri olmuş olabilir. Peki mesela diyelim hayatını oynayacaksın. Nereden başlarsın çalışmaya? Ne yaparsın? Vahiy Öz'ü oynayacaksın. Saçı kazıtırım önce bir tepeye açtım. Sonra? Sonra konuşmaya başlarım. Ne yapacağım? Ne diyor? Harika ya. Evet. Ama iyi çalışmam lazım. Çok ince bir çizgi. Vahiy Öz taklidi. Şeyler de var. Senin... ya güzel. Tayfur sana aferin, sana da prabu. Çok, çok ya. Televizyonla enteresan şeyler yaşamışsınız. Yani mesela Zeynep de küçükken Ferdi Özbeğen'le evleneceğini düşünüyormuş. Ben nişanlıydım. Öyle mi? Kendimi nişanlamıştım yani. Ferdi Bey'le. Evet. Ha. Nasıl olsa nişanlıysak evleniriz diye düşün. Kesinlikle. Ne oldu? Niye bozuldu? Şöyle araya yıllar girdi. Çok uzun yıllar. Ben çok aşıktım. Gerçekten evet, çok aşıktım. Sonra da Aho Yıllar diye şarkısını yaptı. Aslında. Hayır, çok uzun yıllar sonra ben bir dizide oynarken sevgili Derya Baykal'ın programındayım. Dedi ki sen Ferdi Özbeğen'le nişanlıymışsın. Evet, nişanlıydım dedim. O zamanlar. Öyle oluyor mu ya? Bilseydik. Ben öyle olduğunu iddia ettim. Ondan sonra bak dedi, telefonda kim var dedi. Ferdi Bey, Allah rahmet eylesin, nurlarda uyusun. O bağlandı. Dedi ki kalp kalbe karşıymış. Senin dizini seyredip sana hayranlık duyuyordum. Çok memnun oldum böyle bir şey duyduğum için ve çok şaşırdım dedi. Bayağı bir sohbet etmiştik. Gerçekten nur içinde yatsın. Hala da şarkılarını. Peki o hayranlık o ne gözünün önüne geliyor? Plak kapağı. Beyazlar içinde, o beyaz piyanosunun başında. Acayip hayrandım ve acayip bayıla bayıla. Ben sabahtan akşama o plak kapağına bakıyordum. Allah Allah. Evet, o yüzden de sonra da kendimi nişanlamıştım. Çok iyi, çok iyi. Evet. Ya ben kendi öyle olduğumu bilseydim. Ben de bilseydim vallahi. Neler yapardım abi. 4 yaşında filandım nişanlım diye gezmeye başlayalı yani. O zamanlar bir tek nişanlılık biliyormuşum sanırım. Her şeyin... İstediğin şeyi yapabildin yani, o yaşta. Öyle o, nişanlandım sana diye. Sana olsa kimle nişanlanırdın? Ben yani bunu daha önceden bilseydim bu sistemi. Sistem aklımda da kimse gelmedi şu hemen an. Hemen bak Onur'a sorarım. Hazırdır onu. Sen kimle nişanlanırdın? Charlize Theron'la. Çok doğru beğeniyorum. Beğeniyor. Haksız mıyım ama? Çok haklısın da küçüklük zaman diyorum. 4 yaşında Charlize Theron'u hatırlamıyorum. Ben şu an için
Hayır, şey oluyor mu ya? Artık şorumuz yerinde ya. Sen küçüksün, o yani o yetişkin. İşte minik Zeynep'le Ferdi Özbeğen gibi. Ya öyle düşün. Ben şimdi birkaç isim sayarım ama riskli olabilir. Ben nişanlanmak istemediğime karar verdim. Hala bulamadım çünkü kimse. Aa ama. Bence de bulmalıdır. Ayıplandık şu an. Kimi söylesek hani sıkıntı olabilecek çocukken. Ya. Yok ya işte. Boderek mesela ne bileyim. Salih Bey. Kendi nişanlımı söyledim. Kendi nişanlını açıkladım. Zaza Gabor. Yok mu ya? Benim küçükken hayran olduğum. Vallahi gelmedim. Bilemedim. Ben yine iyiymişim vallahi. Sen bekarlık sultanlık diyorsun. Tabii ki. Peki sokakla iletişim kurarak büyürsen halkını tanırsın. Allah Allah. Kim demiş? Ben. Eskiden bak böyle manifestlerin varmış. İşte genç Gandalf sen koydun ismini. Ben arkadaşlarım dedi ki sen 40 yaşında sana bir asa yapacağız. Arkana da pelerin. Peşinden bütün köyü koşturacağız diyorlar. Öyle bir an böyle o enerjiye giriyorum. Ama sen götürürsün ha. Beni dinle falan de. O bir an böyle bir portal buluyorum. Senin deminki o anın gibi. Aslında biliyor musun falan diye oradan giriyorum. Sonra da devam ediyorum. Demin bütün şarkıyı söylettin bize. Kaçtır yapıyoruz bu programı. Bir de söylemeyince de böyle yapıyor. Hadi. Tabii gözler. Evet. Sen o zaman halkını iyi tanıyorsun ve ona rahatlıkla müzik yapıyorsun. O avantajını mı kullanıyorsun bu sokağı tanımanın? Tabii. Yani çünkü iyi gözlemlediğime inanıyorum. Ya bizim ya insanımız... Baksana vapurda kim nerede oturuyor onu biliyor yani. Oturduğu koltuğa göre... Tabii. Psikolojisini biliyor. Orada emekliler, orada gençler var. Orada tabii tabii. Orada çözüyorsun durumu. Aslında böyle kanun falan da hani... ya düşünsene. Onlar o zaman biraz esnaflık oluyor. Yani kendin olarak o işi çözmen lazım. Ama sen kanunla blues hadi bakalım. O yapılır yapılmaz mı? Var Mustafa diye bir arkadaşım var. Güzel. Yapıyor çok da güzel yapıyor. Neyse. Onu konuşalım. Onu da alırdık da. Yani bu Türk seyircisinde böyle şey var. İlk başta böyle çok heyecanlılar ama bu heyecanlığını hemen dile getiremiyor. Ve böyle çok istiyor ama görüyorsun. Ya hani, çok bastırılmışız. Ben de onu gündür görüyorum. Ha. Yani mesela bir soru soruyorum. Cevap verse, karşılıklı konuşsak hem ona bir anı oluyor. Hem muhakkak güleceğiz sonunda ne olacak. O el kaldırma hep kötü bir şey olarak hepimizde kalmış yani. Çocukluk evet. Travması gibi. Ama ya, bir yandan da çok özür. Estağfurullah. Bizim iş bunu biraz kırmaya da evet. Teşvik etti evet. insanlar. Yani mesela hiç kimse el kaldırmasa yalvarmaya başlıyorum ben. Ama tam tersi böyle gidelim de mikrofonla şu hikayemi anlatalım diye gelmek evet. isteyen seyirci de oluyor. Evet. Ya işte bu sahnenin önünde bir gün bir barda çalıyoruz. Bistro masaları öyle bir koymuşlar ki 4 adım geriye koymuşlar. Ön tarafa kimse adım atmıyor ya. O böyle psikolojik bir çizgi. Kimse evet. önüne geçip en önden vaa yapmıyor. Üniversitelerde de öyle. İşte ben de böyle çeşitli şeyler, kombinasyonlar üretiyorum her sahnede. Atlıyorum sahnenin önüne. İşte telsiz mikrofona. Ben dedim buraya dedim çok fena dedim zehirledim. Buraya gelirseniz yok olursunuz. Sakın gelmeyin falan diyorum. Anlıyorlar. Daha ben konuşmaya başlarken... Boşaltıyorlar salonu. Deli bu. Öldürecek bizi diye. Birden böyle mesela herkes atlıyor. O, tamam ya anladık falan diye. Böyle çok kalın bir buzu var Türk insanının. Hep söylüyorum böyle ama çok ince bir yeri var. Oraya böyle tık diye vuruyorsun. Bütün buz birden yıkılıyor. Hani birden kendini içinde buluyor o zaman da. Onu sanıyorum çözmek asıl mesele gibi. Bir de artık bence şundan da keyif alıyor seyirci. Mesela seni tanıdıkça, senin tarzını bildikçe diyor ki ya Evrencan'a gidelim orada rahat oluruz. Hmm. Rahat davranırız. Ne bileyim işte samimi bir ortam var. Kasmaya gerek yok. Hmm. O işler olabiliyor yani. O biraz kendini tanıtınca doğru. bu sefer rahatlamaya da geliyor seyirci doğru. diye düşünüyorum. Kesinlikle yani. Öyle. Peki efendim yine Zeynep'in acayipliklerine dönmek istiyorum müsaade edersen. Ama neden? Çocukken oldukça sakin bir çocukmuşsun. Sonra ne oldu da böyle bu çocuk açılıp saçıldı yazılmış ama tabii. Ağaçlara falan tırmanma kaç yaşında başladı o çıkıp yok, oradan atlayıp bayağı. Kırma. Yani o küçüklüğümden beri. Sakin değilmişsin yok, o zaman. Yok kim dedi sakin? Çocukken sakin değil miydin? Yok. Yazıklar olsun.
Hiç değil. Bize bu bilgiyi verene yazıklar olsun. Yok, her türlü yani şeyin altından ben çıkarmışım. Hiç öyle çok neyin sakin. Altında? Hani hinlik cinlik ha, nerede varsa. Hinlikler cinliklerin altı. Altından çıkarmışım. Sen de dekorları gittiğin tiyatrolarda dekorları alıp eve götürmek istiyormuşsun. Tiyatro evet. Kuracağını biliyor muydun o zamanki? İleride lazım olur diye. Yani ilkokul öğretmenimiz Güzin Hoca bizi götürüyordu her hafta sonu oyunlara. Ne güzel. O sınıftan ben çıktım herhalde tiyatrocu olarak ama hepimiz gidiyorduk ve ben şeydim, perde kapandığında arkada ne oluyor? Yani o bir parça biz de gitse bir alsak da evde biz de oynasak yapsak şeyi hep bende o merak vardı. Abi, perde arkasını merak etmekten gördük sonra perde arkasını. Peki pişman olmuştum. Hiç tavsiye etmiyorum diye. Tiyatrodan nasıl gidiyor? Çok şükür güzel. İki oyun bir yaptık. Çılgın olarak arkadaşım iki tane daha arkadaşımla bir tiyatro kurdular. Evet. Oh tiyatro, ne güzel, ne güzel, sağlık. Dan diye kurdular. Dan diye kurduk Fatih ve Doğan'la birlikte. Ama tiyatro bu, sahnemiz zaten. Salonumuz yok henüz. Geziyoruz. Gidebileceğimiz her yere gitmek istiyoruz. Türkiye'nin her yerine. Şimdiki süper. Hayalimiz de bir sahne. Salonumuz da olsun. Biz yine gezelim ama yerimiz de olsun. Biraz orada, yerleşik de olalım. Evet orada... Çocuklarla da bir şey yapabilelim, yetişkinlerle de bir şey yapabilelim, oynayalım. Ekipler prova yapmak isteyen buyursun gelsin gibi böyle bir mabedimiz olsun istiyoruz. O zaman o çocuklara belki sahne arkasını, dekoru falan merak ettirmek değil, belki de göstereceksiniz, gezdireceksiniz. Evet. Öyle bir tur da olabilir. Her şey olur tabii çok, ki. Çok çok heyecanlı olabilir. Bizim çocuklar olabilir. Da gelince hep gezdiriyoruz ya BKM'nin evet. Videonun arkasını. Seyircinin izlediğiyle bizim... Arka tarafta yaşadığımız arasında dağlar kadar fark var yani. Onu görmeleri ve onu deneyimleri... Daha da merak ettiriyorsun şu an ama. Ettirmeyeyim mi? Ettir ettir. Çok güzel ya. Evet. Bayılıyorum arkada ne olup ne bitiyor. Ya bir, bin tane çocuğa ulaşabilsek ve bir tanesi neymiş o deyip... Doğru. Heveslense. Sanata bulaştırsa kendini kârdır. İşte diye. Sen de o çocuklardan biriydin. Evet. Bunu duymak istiyordum. Artık stüdyoyu terk edebilirim. Tamam. Bunu kitlelere evet, yaymak ama gerçekten öyle. Öyle. Bilim, sanat, spor bir şeye bulaştırdık mı kurtarır. Evet. Allah. Fazla Dobra, tabii ki yine Zeynep'e dönüyorum. Açık sözlü Fazla Dobra ve güzel pot kıran biriymişsin. Kırdığın en büyük pot nedir acaba? Çok var hangi biri ama... Bir tane böyle olmayacak bir şey... Anlat. Ne bileyim, bir tane hanımefendiyle konuşuyordum. Çocuğuyla oynuyordum böyle 2 yaşında falan. Bir dakika gülmeye başladım yani. Hadi bakalım. Ondan sonra... Öyle bir anlatıyor ki. Çocuğuyla oynuyordum. Aa ne güzel, ikinci de yolda galiba dedim. Yok o birinciden kalan dedi. cevap da çok iyi. Yok o birinciden kalan. Dedim iyi kalmış. Devam, kavgayı saç saça baş baş. İyi kalmış mı? Yani ne diyeceğimi duruyor çocuk orada bence. 2 yaşındaki başkasının olabilir. Pop devam ediyor şu an. Yıllar geçmiş. Ama ne diyeceğimi şaşırdım. Hani hiç öyle bir şey. Bu arada gerçekten... o hanımefendi kendini hatırlıyorsa ay, programa hayır, bağlanabilir. Lütfen. Bizim hiç... için de güzel reyting gerçekten olur. Gerçekten normalde hani hiç şey yapmam ama hakikaten böyle top gibi duruyordu ve hani böyle 3-4 aylık hamile gibi duruyordu. Oynadığınız çocuk ne kadarlık? 2 yaşında falan. Oynadığınız çocuk diyemezsin. Ama öyle. 2 yani... yılda gitmeli değil mi yani insan? Yok hayır yani hala, gitmeye de, hayır gitmeye de bilir tabii ki. O şey dert değil de ama hani böyle gerçekten içeride varmış gibi duruyordu. Yani öyle bir kalmış ki. Evet. Evet. Vermiştir onu ya. O laftan bu tartışmadan sonra senin var mı pot? Benim var. Benim de ne var? Diyorlar ki bana ne olur bak ama söyleme olur mu aramızda kalsın. İşte annen onu duyarsa şimdi şey olur falan. Ben unuttum bile ya hiç şey değil falan. Şey yapıyormuşuz. Olma bütün doğum günleri falan laf söyleyen adam. Herkes şok oluyor yani hani bir şey yapıyorlar ve böyle nasıl yani bu kadar daha 2 gün önce söyledik nasıl böyle patlatabiliyorsun? Hiç hatırladığın var mı spesifik? Yoksa ya, zaten hep olan düzenli rutin. Olarak bu hani boşluğu doldurmaca. Bu olayın üstüne hani bir şey koy, bir cümle koy yine oluyor. Sürekli bu yaşanıyor yani bende. Büyük patlatıyorum ya. Evet. Sonra da aa evet. Söylemeyecektim falan oluyorum. Evet. Sende var mı? Pot. Kırılan potlar. Ya oluyor arada. Seyircilerimizle fotoğraf çektirirken falan bazı seyircilerimize yani söylememiz gereken bir şey ağızdan kaçıyor. Ediyor. Bu kadar diyeyim. Sen anla şimdi. Mahcup hissediyorum ama sağ olsunlar onlar o kadar anlayışlı ki. Bu kadar diyeyim ben. Bir tane çocuk geldi geçen. Dedi ki abi dedi ben Marmaris'te çalıyorum Haziran'da bilmem ne.
kontak alalım mı falan dedi. Evde balkonda çalıyordu. Ben de dedim ki falan yaptım. O da abi istersen gel beraber çalalım. Yok dedim ya, ben seni görünce bir selam vereyim dedim. Ne güzel balkonda çalıyorsun. Çocuk arkamdan 3 metre falan koştu ve nefes. Ben Can abi ben seni uzun zamandır takip ediyorum falan dedi. Ve böyle nefes nefes kaldı. Ben onu sakinleştirdim. Abi tamam anlat işte böyle böyle Marmaris'e çalıyorum. Sen de biliyorsun zaten babandan. Ya 15 Haziran'dan sonra oradayım. Gelirsen çok sevinirim falan filan dedi. Ben de dedim ki kardeşim iyi çalmalar dedim yani falan. O zaman dedi kontak için bir Instagram'ını alabilir miyim dedi. Ben de döndüm gelmeyeceğim ki konsere dedim. Böyle elimi uzattım hani falan yaptı böyle bir birden o mutlu çocuk o kadar küstü ki. Böyle hani çocuk hayatı falan küsmüş. Dedi elimi uzattım hani bir an yanındaki arkadaş dedik var ya eline şöyle yapacak zannettim. Gerçekten o surat ben böyle birden çok korktum yani. Sen peki o andan sonra mı müzik tınısıyla insanlara iyi gelmeye kalktın? Aynen. Şimdi elini uzatsana. Elini uzatsana. Git bak gelirken böyle yaptı hani ne haber abi diye. Evet. Şimdi giderken sen bensin uzat elini. Falan diye gitti böyle uf çok fena böyle orada dedim ki kesin dedim böyle haneme bir çizik atıldı dedim yani. Neyse ben de canlı yayındayken ondan özür dileyim o zaman. Titreşimi tebrik edeyim. Ben de o hanımefendiden özür diliyorum. Senin katıldığını duyunca seyretmedi bizi büyük ihtimalle o çocuk demiş. O da böyle yes falan diye geçmiştir değil mi kanalı? Evet. O hanımefendi de izlemiyordur değil mi? Özür diledim ben. İzlemiyor. Tamam. O hanımefendi diyette o erken yatıyor yememek için gece. Şu an arkada Rocky müziği var arkada. Tın tın tın. Tomruk çekiyor şu an. Karda tomruk çekiyor. Demeyin öyle gerçekten. Çok şimdi Eylül ayında Anadolu Funk albümünün ikincisinin hazırlıkları varmış. Ha evet. Biraz ondan bahsedelim. Yaz için de şarkı hazırlığındaymışsın. Evet. Ya işte, bir de paralel evrenler projesi paralel portal devam ediyor mu? Ya şimdi ben geçeceğiz. Instagram'da kendimi kopyaladım. Bir tane kendimi davulcu yaptım. Bir tanesini bas yaptım falan. Bir tanesini gitarist yaptım ve işte kurguyu aklımda tutuyorum. Solo atarken adama gelir gibi yapıyorum. Basçıyı da böyle böyle yapıyor. Böyle hani birbirine karşılıklı diyalog da kurduruyorum. Sonra biz de bunu böyle bir şeye dönüştürelim dedik. Paralel evrenler diye. İşte o böyle bir havada duruyor. O bir hayal ama asıl Anadolu Funk daha yakın bir hayal. Anadolu Funk da funk müziğiyle Anadolu ezgilerini zaten zamanında birleştirmişler ama Anadolu Rock adı altında çok geniş bir kümenin içinde kalmış ve kaybolmuş gitmiş. Halbuki bunun bir ismi olmalı diye ben zaten var olan bir şeyi yaptım ama yepyeni bestelerle yaptım. Pandemi de denk geldi. Çok da insan dinleyemedi. Tam böyle üzüldüm, tam böyle şey yaptım. Hayallerim istediğim gibi olmayacak derken bu sene bir turne macerası başladı ve böyle o yıllardır hayalimi kurduğum bütün her şey oldu. O işte her yere gittim, o insanları bestelerimi çaldım falan. Müthiş bir histi. Şimdi böyle tekrar o doğum hissi geliyor içimden. Tabii o feminen taraf da var. O Anadolu Funk'ın ikincisi artık gelsin, birincisi anlaşıldı, dinlendi. Daha hiç başlamadım ama başlamam gerektiğini... İşaretler gelmeye başladı yani. Başladı. Evet. Harika. Karanlıkta komedi devam ediyor. Ediyor. Değil mi? Sezona ediyor. Devam edecek. Ediyor. Şimdi Letafet de geliyor. Geliyor. Başka ne olacak? Tamam artık bir de dizi falan bir şey olursa artık bir de olacak. Arada yani. Nenin bir kitap okuyayım. Potum olur. Şişmanlarla uğraşırım. Çocuk severim. Hayır ya. Zaman zaman su gibi akıp. Demeyin öyle şeyler yok. Hayır o anlamda. İki ağaca tırmanırım. Bir top oynarım. Bitti tamam. Ya bir kolumu kırsam 6 ay fizik tedavisi falan. Tamam. Ya ben top oynarken ayak bileğimi çatlattım. Sonra gittim alçıyı kırdım. Tekrar top oynarken. Harika. Durmuyor. İkinciye başka doktora gidiyorsun ama değil mi? Yok aynı doktor ne yaptın dedi. Alçı kırıldı dedim. Alçı bilekten oynuyor. Ben bileğim çatlak ve şeyim hani top oynuyorum. Yine tek ayak. İnanılmaz. Tebrik o da ediyorum. Çatladı böyle ikiye ayrıldı. Dedi ki yok senden olmayacak. Çıkarttı alçıyı. Tiyatrodanın 10 yıl sonrası devam edecek. Onu biliyorum ben. Sezonu bitirdik. Çok da güzel ilgi gördü. Yeni oyun İlk olacak mı? İlk oyunumuzda da vardınız. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Estağfurullah. Yeni oyun olacak mı? Olabilir ama tiyatrodan olarak oyun yapsak da belki ben bir tek 10 yıl sonra da oynarım. Çünkü yoğunuz, çok çalışıyoruz. Çok turne, güldür güldür öyle. Güldür güldür devam ediyor. Yani... ne yapacağız o işi de?
Bizim öyle bir sezonumuz vardı. Kaç bölüm oldu abi bu arada ya? Sizin? Kaç? 379. 379 ile sezon finali yaptık. Turneler hariç tabii. Bir şey olursa da sürpriz olsun hepimize bunun dışında. 10 yıl sonra güldür güldür dışında bir şey olursa da sürpriz olsun. Öyle mi olsun? Öyle olsun. Ne bileyim, olacak mı? Var mı bildiğin burada müjdesini vereceğin bir şey? Bir şeyim yok, hayır. Tamam. Keşke olsa. Yarın değil öbür günde bana geliyorsun. Evet, beraberiz. Bir şey iş değil yani, o sohbete geliyor. Sohbete muhabbet. şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Çok gönül ister ki program 3 saat olsun. Bu ekip konuşurmuş yani. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bahsetmediğimiz, çok boşta kalan. Ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız efendim. Sağ olun, var olun. Haftaya yine şahane konuklarla burada beraber olacağız. Bizi takip etmeye devam edin efendim.